Karadeniz bölgesi uzun zamandır koronanın Türkiye'deki merkezi. Doğu Karadeniz'deki iller haftalardır vaka sayısı lideri. Samsun, Trabzon ve Ordu başta olmak üzere kırmızı haritada bir yay gibi sıralanan o illerde de sıkı denetimler yapılıyor. HES kodu kontrolleri, restoran denetimlerinin yanı sıra hastalığın en çok bulaştığı cenazeler için de önlem alınıyor. Maskeleri takalım. Bakın bakayım şöyle açılın böyle. Kucak kucak oturuyorsunuz bunlarda. Şöyle açılın hanımefendiler, bayanlar. Endişe verici bir kalabalık. Ve gördüğünüz gibi insanlar maalesef hep iç içe alışveriş yapıyor. Kırmızı alarm veren Samsun'da önlemler arttı. İşlek caddelerin girişinde HES kodu kontrolü yapılan noktalarda kuyruk bitmek bilmedi. Koronavirüs vaka oranında ne yazık ki zirveye oynayan Karadeniz'de hala kurallara uymayanlar var. Rehavet can sıkıcı boyutta. İşte bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında denetimler arttı. Şöyle geçirelim. Dinamik denetim faaliyetleri şehrin her bir köşesinde uygulanmaya başladı. Bakın burası bir çay ocağı ve çay ocağının önünde insanların pek çoğu maalesef maskelerini takmıyor. Zabıta şu anda buradaki vatandaşı tek tek uyarıyor. Çayını iç ama bak sigara içmek yasak. Maske çenede sigara ve çay içiyor ve etrafınız şu anda çok kalabalık. Ben ne yapayım ama sokakta içme, evde içme. Çay içerken de içme, ne yapacağız? Nerede içeceğiz? Denetim ekipleri hangi dükkana girse sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gördü. Evet, sosyal mesafeyi koruyalım. Kalabalık, burası aşırı derece kalabalık. Denetimler eskisinden çok daha fazla şu anda. Bakın görüyorsunuz buradaki mağazada sosyal mesafe maalesef yok. Zabıta ekipleri bu mağaza içerisindeki vatandaşları işte böyle uyarıyor. Ateş ölçelim bizlerde. Kim kontrol ediyor bunu şimdi? Burada dezenfektan sıkıldı mı sıkılmadı mı, ateş ölçülüyor mu? Neden kontrol etme şansı yok? Çünkü herkes bir anda giriyor içeri. Orada HES kodu diye hani bekletiyorsunuz dip dibe insanlar. Ha, bir tek bir şeyleri hani yapmayalım. Yok hayır, sadece burası için değil, her yer için geçerli. Burası da bir kuruyemişçi dükkanı görüyorsunuz. Sosyal mesafe yok, kalabalık, has safhada. Önlem yok. Zabıta iş yerini uyardıktan sonra kapı girişinde dezenfektan ve eldiven dağıtılmaya başlandı. Tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralları noktasında daha dikkatli olmalıyız. Maskede sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Neden takmıyorsunuz bu maskeleri? Çay içiyor, burada kimse yok ya yanımızda, ondan tamam. Vaka sayılarının nüfus oranla en fazla olduğu 5 ilden biri de Trabzon. Önlemler kapsamında cenaze namazları 30 kişiyle sınırlandırıldı ama tüm uyarılara rağmen virüs yine cenazede bulaştı. 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişinin COVID testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürü taziyelerin telefonla iletilmesini istedi.